Bir hayvanat bahçesinde 15 adet 15 tane kral penguen yaşıyor ve bunlar toplam penguen sayısının %30'unu oluşturuyorlar. Hayvanat bahçesinde kaç penguen yaşamaktadır? Çok güzel. Penguenlere bayılırım. Kral penguen ne biliyor musunuz? Kral penguen penguenler arasında, hepsi çok şeker ve güzeller ama en havalı, en gösterişli ve en büyük olanları, o yüzden kral penguen diyorlar. Böyle göğsünün beyazı etrafında sarı çizgileri falan olan çok havalı bir kuş. Evet, neyse, kral penguenlere buradan selam gönderelim ve hayvanat bahçesinde yaşayan toplam penguen sayısına x diyelim. Bize bunun %30'unun, yani x'in %30'unun kral penguen olduğu söylenmiş. Onların sayısı da 15. Yani x'in %30'u 15'e eşitmiş. Başka bir deyişle ondalık sayı olarak yazarsak, 0,30 çarpı x eşittir 15. Bu problemi çözmek için yapmanız gereken tek şey, iki tarafı da 0,30'a bölmek. İşlemi yaptığımızda x eşittir 15 bölü 0,30 çıkıyor. Anlaşılan ondalıklı sayılarla bölme konusunu hatırlamamız gerekecek. Ne yapalım? İki sayıyı da 100 ile çarpalım. 0,30'un ondalık ayracı, ondalık virgülü iki yana, iki sağa kayacak ve 30 olacak. 15 ise 1500 oluyor. 15'te kaç tane 0,30 varsa 1500'de de o kadar 30 var. İki sorunun da cevabı aynı. Tekrar yazayım daha temiz olsun. Yaptığımız ondalık hanesini iki yana, iki sağa kaydırmaktan ibaret. İki sağa kaydırmak. Yani iki sayıyı da 100 ile çarptık. Bir bakalım. 30'da 1 yok, 15'te de yok, 150'de 5 kere var. Elde var 0. Demek ki 1500'de 30, 50 kere var. X eşittir 50. Sağlamasını da yapalım. 0,30 ile 50'yi çarparsak 15 çıkacak. Bu problemi çözmenin bir yolu daha var. Kral penguenlerin toplam penguen sayısına oranı, yani 15 bölü x eşittir %30. Yani 30 bölü 100. Oldukça basit. 30'dan 15'e gitmek için 2'ye bölmemiz gerekiyor. O halde %2'ye bölelim. X eşittir 50. Yani 15 bölü 50 ile 30 bölü 100 aynı şey. Toplam penguen sayısı 50'ymiş. Buradan tüm penguen arkadaşlara sevgiler.